Bugün sizlere bir adamdan bahsetmek istiyorum. Şu anda yanımda görmüş olduğunuz Cem Göksoy'dan bahsedeceğim. Kendisini film çekmek isteyenlere tavsiyeler başlığı altında buraya davet ettim ve konuşacağız. Kendisi Multiplayer Ofisi'nin video... Ne diyoruz sana? Yönetmen mi diyoruz? Ne diyoruz? Ya abi ben şu an korkunçuyum ya. Yani yönetmenlik yaptığım bir şey yok ya şu an. Tamam tabii, yani. Evet. Neyse, ofiste kurgu işleriyle uğraşan bir insan evladı. Fakat onu bugün burada bilirkişi olarak çıkarmamızın sebebi var. Kocaman bir alkış gelsin. Çünkü kendisi ödüllü bir yönetmen, ödüllü. Öncelikle Cem, tebrik ediyorum tekrardan seni. Teşekkür ederim abi. Filmde benim de biraz emeğim olmuştur. Evet, tabii ki oldu. Tabii, vizyon. Hiçbir şeyim olmadı. Şimdi olay ne, onu anlatalım. Cem Göksoy arkadaşlar yüksek lisansını yapıyor. Bitti. Bitti, geçmiş olsun. Bugün hayırlı bitti. Olsun. Geçmiş olsun. O yüzden geç geldi. Bir film çekti, bir kısa film çekti 20 dakika civarında. Daha önce videoda bahsetmiştik bundan. Filmi paylaşacağız inşallah bir gün. Cem bir yerlerde paylaşacak ama öncelikle paylaşamıyor. Çünkü neden? Çünkü filmi festivallere gönderdi. Evet. Çekmişken bayağı parasını döktü tüm festivallere başvurmak için. Para da vermek gerekiyor çünkü. Evet, evet. Geleceğim, sana o konulara geleceğim. Ve ilk ödülünü aldı. Şimdi ilk ödülünü aldı, biz çok sallamadık. Neden? Çünkü Uşak üniversite sınavı nereden almıştı? Oğlum güzel aslında. Şaka yapıyorum oğlum. Uşak'tan alınca çok sallamadık falan diye. Yok. Uşak'ta gerçekleşen bir etkinlik. Türkiye sinema dersi Siyad'ın yaptığı bir etkinlik. Yok, Siyad'ın yaptığı değil. Uşak'ın kendi yaptığı bir etkinlik ama böyle bayağı böyle babalar getirmişler. Böyle hani kanalları çok fazla. Oradan 3 tane ödül aldım. Evet. Hatta. Ne aldın? En iyi yönetmen. söyle. En iyi görüntü yönetmeni, en iyi yönetmen, en iyi sanat yönetimi. En iyi sanat yönetimi aldı ve filmi gerçekten ben seyrettim. Fena değil. Bir görsel paylaşabilir misin filmle alakalı? Burada görseller evet. Olsun. Bari sen renkleri çok sevdim aklımda. Hakikaten yani filmi seyrederken dedim ki o halan Cem böyle çekebiliyorsa bizim videolar niye bu kadar patates dedim. Ve yani şöyle söyleyeyim, benim videolarımı ödüllü bir yönetmen kurguluyor. Evet. Oğlum bunu kaç tane bugün YouTube'da insan söyleyebilir? Bu globalde yoktur yani böyle bir büyük şey. Büyük ihtimalle yoktur abi. Daha sonra bir sürü Avrupa'da film festivaline de başvurdu ve sonuçların açıklanmasını bekliyoruz hala. Fakat açıklanan bir tanesi var, İngiltere'de London bağımsız film film okulu mu olması? Film ödülleri. Film festival ödülleri. Zaten. 20 Nisan'da Kırmızı Halı'ya çağırıyorlar. Ay neden Kırmızı Halı'ya çağırıyorlar? Çünkü orada da en iyi ne ödülünü aldın abi? Söyle. Kısa film. En iyi kısa film ödülünü aldı. Filmin ismi bu arada Fear. Korku. Evet, korku. Tabii İngiltere göncüne Fear oluyor. Evet. Korku dal olarak olsun. Gene güzel duruyor, şekil duruyor. Tabii. Ve yani gerçekten çok güzel başarı. Hatta beraber vapurda giderken. Evet, gördüm. Ben zaten idrak etmedim. Sen daha kolay, daha hızlı kavradın olayı. Ben böyle idrak edemem ama herhalde işte seçildi falan diye. Hani böyle... Orada best şey yazıyor, short film yazıyor. Ha, yani. Ben anlayamadım ama orada. Hani böyle şey sandım. Hani filminiz gösterime seçilmiştir. Hiç beklemiyordum ya. Ben de şimdi Cem olduğu için tanıyorsun ya. Şimdi tanıdığın adamın çok başarılı olacağını tahmin etmiyorsun. Çünkü hepimiz başarısızız burada. Yani. Öyle deme. Sen starsın ya, yanımda oturuyorsun. Ne starı lan? Öyle abi star. Neyse, hepimiz böyle çok başarısız insanlar olduğumuz için genel hayatımızda şöyle. Geyin ediyorum tabii de. Şimdi vapurda giderken de Londra bağımsız film evet, çok ilginçti ya. Festivalinden de en iyi kısa film ödülü almayı beklemiyorsun. Bakarken abi ne başvurular var. İşte Çin'den ödül var. Yani. Avustralya falan. Tüm yani. Dünyadan insanlar başvurmuş ve şeyi görmek gurur veriyor tabii işte. Cem Göksoy, Feel, Cem Göksoy, Turkey falan aynen. Yazıyor. Böyle tek Türk olarak da orada. Ben başka Türk görmedim çünkü ödül arasında. Kaç kişi başvurdu bilmiyorum Türkiye'den ama Cem'i görmek hakikaten de gurur kaynağımız oldu. Şimdi diğer festivallerden, bir diğer Fransa'da da göstereme mi girecek demiştin film? Türk marketlerinde birkaç Türk filmiyle birlikte gidiyor. Fransa festivalinde işte Türk marketi değil, film işte kısa film marketinde işte katalog seçimi oldu. O bir yarışma değildi, kontest değildi zaten. Hani filmin değerliyse, işte izlenmeye değerse seni seçiyorlar ve işte seni işte diğer festivallere vesairelere, yapımcılara, yönetmenlere senin adına pazarlıyorlar. Ona da yolladık ama bir daha yollamam ya. Bu arada son filmin vizyona girecek diye tahmin ediyorum yakın zamanda. Neydi? Enis Patur. Hayal kendisi çekti filmi. Evet, evet. Şimdi Cem normalde ben bu konuyu konuşacağımızı çıkaramazdım ekranına çok fazla. Çünkü kendisi aldığı ödülü Facebook'tan bile paylaşmayan bir insan evladı. Niye paylaşmıyorsun diyorum aldığın ödülü Facebook'ta. Abi ayıp olur şimdi insan. Ulan dedi ben var ya yemin ediyorum ortalığı yıkardım yani. Ayıp olur lan, ne ayıp olacak? Akşam yediğin yemeği paylaşmayabiliyorsun, onu da paylaş işte. Ne olacak dedim, neyse onu da paylaştırdık. Evet. Hemen de paylaşmış, tagleri de koymuş. Best director, best. Şimdi... Paylaştı değil mi? Bokunu çıkar demedim. Best işte Sunday, Monday. Abi, böyle her gün paylaşacağım. Her gün günlük paylaşıyor. Şimdi bizim asıl üstüm başımı çıkarttım, film çekmemiz lazım Cem çünkü. Film çekmek için hangi yollardan geçmem gerekiyorsa hazırım Cem. Hemen şurada. Ne? Oha yer göstermiş şurada. Farklı yerler mi istiyor?
Şunu yapmak da nasip oldu bu arada. İç, ya bir an böyle bir geldi çekim gününde hani böyle düşün, hayal edemedim kafamda. Kadrajı şöyle yaptım. Tamamen içgüdüsel ulan dedim. Bana da bunu yaptırdınız dedim. Ama dedim önemli anladın mı? Bakıyorsun. Ama ya öyle de hani gerek yoktu be abi. Şu kareyi çekeceğim. Yani hani... Telefondan çıkar bak halbuki yani. Ya yani, şey, aynı şey. Şimdi çok bilmişlik gibi olmasın şey şimdi bu vizörler var böyle kullanacağın lensi takıp önceden deniyorsun filan. Hmm. Telefon değil yani hani o çünkü pardon. Şeyle. Çok pardon. Ha bu daha şey yani telefon yerine bu daha ya işte hayal etmeye çalışacağım ama evet anladım. Ben şey yapamıyorum tam olarak. Yani ben ya, anlamadım ben ödülüm yok ki abi ben ne bileyim ya. Benim zamanımda tek aldığım ödül turuncu ve çalışırken altın örümcekten halk oylaması ödülü almıştık en iyi bölümde. Tabii güzel abi daha ne ya. Yani daha ne abi. Şey vardı yani bir en iyi YouTuber olmasak da. Bir ödülümüz vardı yani. Abi sen benden çok gittin söyleşilere katıldın şimdi de. Tabii tabii ben çok önemli adamım aslında bakma. Ama ya. İngiltere'de çağıran yok be abi. İngiltere'de ödül veren yok yani. Abi ben burada böyle kurgu yaparken siz de gittiniz orada yok. Prens, ne prens diyorum Assassin's Creed'ler bilmem neler orada tozunu attırdınız oranın gittiniz yani. Kimse şey yapmıyor ki ödül vermiyor ki yani bunu çağıralım. Bakıyorlar YouTube'da oyun içeriği yapan 3 tane insan var zaten. Birini çağıralım abi, diyorlar. Abi en büyük ödül bu kalabalık tarafından anlanmak ve aman sevinmek. Aman be! Aman be! Başta deme. Yarın konuşurken dünya barışı da ister şimdi. Tabii ki. Herkes. Listemde var. İsteyeceğim. Neyse asıl konuya yavaş yavaş dönecek olursak. Evet. Asıl konunun olduğunu da bayağı unuttum gerçekten yani. Şimdi bizim özellikle bizim eğlence anlayışımıza sahip, bizim zevklerimize sahip izleyenler de büyük ihtimalle öyledir. İnsanlar olarak her bir dönem böyle her Türk erkeğinde vardır belki de bu. Film çekme sevdası var ya hani böyle bir ya ben film çekmek istiyorum kısa film diye. YouTube'da şu an kısa film yazsanız milyonlarca belki tabii. Bulabilirsiniz. Tabii. Amatöründen profesyonele kadar hep böyle bir şey var. Şimdi tabii çok kötü işler var, çok iyi işler var teknik olarak diyorum. Yani senaryo olarak kimseye şey yapmıyorum. Bir insan evladı film çekmek istese, yaşta kafasında bir senaryo oluştursa, diyelim ki belli bir vizyon da var. Neye dikkat etmeli? Aslında orada 3 başlık var. 1- Teknik ekipmanlar nasıl ayarlanılabilir? Hmm. Önemli olan o. 2- Maddi durumu olmayan insan film çekerken, senaryo oluştururken neye dikkat etmeli? Üçüncüsünde yavaş yavaş gideriz. Mesela benim aklıma gelen hep şeyler şunlar. Şimdi imkansızlıklardan yeni hayal gücü çıkar diyor ya. Hep testere filmde örnek veririm burada. Testere film yapan adamların bütçesi olmadığı için şuradan çıkarak filmi oluşturmuşlar. Ulan bütçemiz yok. 2 adam olsun bir odada dursunlar. Bir odada çekelim biz bu filmi. Çok niye bu odada, niye bu odada duruyorlar? Ayakları bağlı olsun çıkamasınlar. Niye ayakları bağlı? Çünkü onları biri bağlamış. Diyerekten aslında oluşturdukları film olmuş. Bayağı ucuz. Hatta oyuncuların bir çoğunluk şey olsun gönül arkadaşlık şeyine oynamış adamlar yani. O çok geyiktir bu arada. Film çekeceğim korku filmi ama para yok. Ben Türkiye'de var ya bütün oyunculara sorun böyle oyuncular hemen böyle lan yine mi korku filmi falan der yani. Aa buradan da Ece Bozkaya selamlarımızı gönderiyoruz. Kendisi evet. Çok sevdiğimiz bir insandır ama tüm Türkiye'nin yeni nefret kaynağı olma yolunda elim adımlarla ilerliyor çünkü. Evet daha karşıma çıkmadı benim. Senin çıktı mı? Reklam mı diyorsun? Hı-hı. Çıktı. Çünkü kendisi Trivago'nun yeni reklamında oynuyor. Ece Bozkaya hatırlayanlar vardı. Film sohbetlerimize evet, konuk ediyorduk. Dijital sağda da. Aynen. Buradan da selam olsun. Bir gördüm. Dedim ne yaptın Ece? Kendini ama topunu daha ama çok farklı iyi yapmışlar. Çalışmışlar. Evet. Güzel olmuş. Bir şey de... olmuş. Eskisi gibi olmamış. Ne oluyor lan? eskisi gibi düz adamın çıkıp anlattığı biraz daha hareketli bir şey yapmışlar. Evet. O yüzden çok nefret edilmesi bir şey olabilir. Bir de YouTube'a daha gelmemiş galiba. YouTube'da görmedim. Demek ki benim de o yüzden karşıma çıkmadı. Bir de şey birden fazla çekmişler ya. Hani evet. Belli ki onu rotasyon yapacaklar. Milletin böyle olmasın diye. YouTube'da millet bayağı bir ara böyle otel mi? Hayır Trivago falan diye böyle artık dediği şey. Buradan sponsorumuz Trivago'ya teşekkürler. Ece duyuyorsan bir sponsorluk var. Evet. Neye dikkat etmeliyiz? Ekipman söz konusu olduğunda üniversite öğrencisiysek mesela işte mesela üniversitemizde film bölümü varsa ve ekipmanları da varsa bu senaryo yazdığımız senaryoyu bölümün öğrencisi olmasak bile ekipman karşılayabiliyoruz oradan. Hani öğrencilere işte hocalar hiçbir zaman vermemezlik yapmaz. Senaryonuzu gösterirsiniz, tutkunuzu gösterirsiniz. Zaten onlar onay veriyor. Dilekçeyle alıyorsunuz çünkü ekipmanları. Okulda olanlar biraz daha rahat. Ben daha sonra okulda böyle bir imkanı olanlar, ekipman evet. olanlar. Yani şöyle bir şey var. Bir kere hiçbir zaman kafandaki filmi yapamayacağını kabul etmen lazım. Kafandaki şey hiçbir şekilde milyon dolarların bile olsa yapamayacaksın. Hiçbir zaman kafandaki istediğin olmayacak. Çünkü sen kafanın içinde dilediğin kadar kurgula. Yani bu parana göre 30 adam veya 40 bin adamla çalışıyor olacaksın. Hiçbir zaman istediğini tam olarak yansıtamayacaksın. Ya da tam anlamıyla istediğini çekemeyeceksin. Bunu kabul edip bunu zorlamaman lazım. Ki sen kilit vurma, dem vurma kendine. James Cameron da öyle derdi. Sanki onunla da geçen gün konuşmuşuz gibi oldu ama yani hiçbir zaman mükemmel film diye bir şey yoktur. Hiçbir zaman kafanızdaki filmi ulaşamazsınız. Bunun yüzünden filmi bok etmeyin. Yani devamlı kastırmayın. Evet. Onun en iyisiyle idare edin derdi. Evet.
Benim en çok düştüğüm hata mesela şeydir. Yani şu filmde düşmedim de. Mesela en çok düşülen hatalardan bir tanesi, film çekiyoruz, tamam çekiyoruz. Ne var senaryo ne? Şu. Yardım eder misin? Ederim. Ne bir plan var, ne bir program var, bir kamera var, bir ışık var. Işığı tavana vuruyorlar. Haydi yavrum yürü yavrum. Gidiyorsun çekiyorsun. O mesela çok yanlış. Nerede çekeceğini, ne zaman çekeceğini, hangi planları, hangi gün çekeceğini, bunların hepsini böyle bir plan yapman lazım. Çok disiplinli olman lazım eğer güzel bir şey çıkarmak istiyorsan. Yani güzelden kastım, güzel olması için zorlama. Ya benim ama çekilmesi için en azından, evet, bunu yapman çekilmesi lazım. Çekilmesi için lazım. Çünkü hiçbir zaman istediğin gibi olmayı bırak, film çıkmıyor genelde. İşte onu diyorum yani. Film çıkmıyor. Aynen. Hani böyle saçma sapan, ya bir de şey var mesela, her zaman bir adım iki adım önde olmak için her şeyden ekstra sahip olmasın. Mesela kamera pili, SD kart. Hani bu tarz hani büyük uzun süreli çekimlerden bahsediyoruz. 3 dakikalık, 4 dakikalık kısa film bile olsa gerçi ihtiyacım var bunlara. Peki mesela günlük diyelim ki okulda değilsin, farklı bir yaşam. Bunlar okulda böyle bir imkan yok. Günlük kiralama şirketleri var bu kamera ihtiyaçlarını kiralayan. Eğer eşiniz dostunuz yoksa ya söylüyorum. Peki bunların aşağı yukarı maliyeti ne? Tabii kullandığı kameraya göre çok değişir muhakkak ama hani bir ortalama maliyeti var mıdır? 1350 liraya ışıklı, ışık da dahil, 3 tane ayak dahil. Ben daha geçtiğimiz günlerde kiralamıştım. Sony A7S bir de Zeiss lens setiyle. Bu bayağı iyi. Yani hani seni götürür bu. Tabii ki işte ses ekipmanı ve ses boom vesaire, onlar da geldiği zaman 2000'e toparlarsın. 2 günlük bir çekim sana 4000 liraya mal olur. Yüksek maliyet aslında sıfırdan girecek bir insan için, ama tabii bu işi takıntı haline getirmiş bir insan için göz ardı edilebilecek bir maliyet olabilir. Yani şöyle bir şey zaten var. Zaten yapımcı dediğimiz olay da biraz burada. Yani 4000 lira bulabilirsin şey olduktan sonra. Hani çünkü bir kere bu bir ekip işi, bunu kabul etmek lazım. Ekipçe çekeceksin. Ve hani ortaya bir para konuyor. Hani 4000 lira bulamasan bile bunu hani daha düşük, işte ne bileyim, kamerayı birinden bularak, ışık kiraları çok yüksek değil. Benim kamera ve şey işte asıl hani lens. Dert olan şey. Dert olan şeyler onlar, ama hani mesela işte dediğim gibi özellikle ilk filminizse ya da ikinci, üçüncü filminizse çok yüksekten uçmaya da gerek yok. Öncelikle bir çekerek, ki özellikle tekniğinizi görün. Evet, hani biraz daha keşfedin. Kendinizi keşfetmek bence önemli. Hani ben hatta şey bile söylüyorum. Işık olduktan sonra belli kalitede bir telefonla bile, eğer YouTube işi yapacaksanız çok rahat çekersiniz. Bence yani. Zaten hani ilk başta böyle telefonla da çekilebilir. Yani çünkü hani eskiden telefonla zaten çekilemezdi. Eski kameralar yine şey de. Şu an hani çekip böyle arkadaş çevresinde vesaire izleyip böyle birbirinize geyik yaparak başlayıp daha sonradan ciddi bir projeye dönüştürebilirsiniz bunu. Bence bu söylenen daha, yani bu dediğimiz, bu konuştuğumuz daha iyi bir şey. Hani öncelikle birkaç skeç yapıp onları çekip hani aha biz bu işi yapabiliyoruz aslında. Hadi bir de şöyle bir senaryo yazalım, bunu çekelim diyebilirsiniz. Hani tabii ki çekerken şunu düşünmek lazım. Kesinlikle çok fazla sahne ve çok fazla mekan olmaması lazım. Çünkü siz bir kısa film yapacaksınız ve gerçekten de yani maddi olarak sıkıntınız var. Bunu kabul etmek lazım. Ekipman olarak da sıkıntınız var. O zaman ne yapacaksınız? 2-3 mekanda geçen, hani daha skeç tadında, daha güzel, hani içeriği zengin ama mekanı kısıtlı tutacaksınız. Mesela o iyi bir... Ki yani hem taşıma maliyetleri, evet, hem işte mekan kiralama gibi bir opsiyon varsa onun, evet, maliyetleri, evet, şey yapmak lazım. Zaten bence de o testleri yorumlayıp bana şey geliyor. İşte ilham verici geliyor yani. Şundan dolayı mesela bir gün bir şey çekmek istesem şeyi düşünürüm en başta. Nerede çekebilirim düşünürüm. Belki de oradan bir senaryo çıkartmaya, evet, çalışabilirim. Kafamdaki bir senaryo da varsa ona adapte abi, etmeye çalışıyorum. O imkansızlıktan işte akım çıktı. Sovyet akımı yani. Hani Kuleshov efekt vesaire, adamlar parasızlıktan, şeysizlikten işte film vesaire onlara çok, o dönem çok maliyetli iş. Filmdir, makaradır. Adamlar işte ritmik kurgu falan filan çıkardılar. İşte kurguda tempo, işte Kuleshov efekt, A artı B eşittir C filan takımlar. Yani ama yani hani imkansızlıktan doğuyor gerçekten. Ama ama şey var yani. Hani gerçekten insanın istekli olması her şeyin başında. Muhakkak istek olmak için. Tek başına yapamayacağını kabul etmen lazım. Yani hani bu bir ekip işi. Bunu gerçekten kabul etmek lazım. Ben yönetmen olacağım deyip kameraya geçip kamerayı işte alıp ışığı kurup, öyle değil abi. İşi böleceksin. O böldüğün insanlar arasında da herkes görev bilincinde olacak. Mikrofonu tutan adam, gir abi YouTube'da bir sürü şey var. Nasıl kilit açılır bile var yani. Her türlü hırsızlık yapmanın yolunu öğretiyorlarsa film yapmanın yolunu hayli hayli öğretiyorlar. Yok yani. Bir sürü şey hani, var. Zaten YouTube'da İngilizce var. Kaynaklar o konuda çok dolu. Yani avantajlı İngilizce bilenler. Türkçeler biraz daha yanıltıcı oluyor. Şimdi hani tabii ki bilir kişi olarak
konuşup böyle havadan sallayan da... Bizimki de yanıltıcı var. Arkadaşlar. Evet. Çünkü biz de Türkçe bir kaynak. Yani yanıltıcı olabiliyor. Şimdi mesela işte bakıyorum arada. İşte mesela transition, geçiş efektleri mesela kurgunun böyle bir ana şeyiymiş gibi anlatanlar falan da oluyor. Böyle işte yanlış bilgi veren çok oluyor. Ama bu hani kötüleme amaçlı değil. Herkes yanlış bilgi verebilir. O yüzden hani birden fazla kaynağa bakmakta ama fayda var. Hani evet. İngilizce o yüzden önemli. Bu konuda hani... Tabii işte Fransa'daki adam da bir İngilizce bir şey anlatabiliyor. Evet, Amerika'da kam İngilizce bir şey anlatabiliyor. Evet. Ya ben işte Nuke diye bir program var. Ben o programı şeyden öğrendim. YouTube'dan öğrendim ve adam Hintliydi. İngilizce konuşuyordu falan. İngilizce de anlatıyor ama ben ondan öğrendim mesela. Hani o yüzden hani Türk kötüdür demiyorum. Birden fazla kaynağa bakmak her zaman iyi. Evet, kaynak bolluğu da yani maalesef ki evet İngilizce bu konuda yani evet. Rekabet... Ya ortak dil ya. Gerçek. İşin özü kabul etmek lazım. Tabii. Ortak dil yani. Hani... O şekilde işte YouTube'dan kendi bölümlerinize uygun araştırmalar yapabilirsiniz. Kurgucu ya da kurguyu kim yapacaksa işte YouTube'dan bakıp işte how to videolarına, ışığı kurma how to videolarına. Ama yani tek başınıza yapmak gerçekten büyük bir egoistlik. Yani tek başına olmadığını kabul etmen lazım. Şey falan sıkıntı bizde yani zorlama şeyi var mesela. Hani şunu da anlayabiliyorum. Bir şey çekilecek, ses yok. Yani iyi bir ses kalitesi yok ama seslendirmeli... Daha doğrusu canlı sesin alınması gereken bir yerde oluyor. Bazen çok kötü bir dublajla sonuçlanabiliyor bu. Evet. Bazen de böyle hani çok değişik sesleri. Mesela bir yerde çok farklı bir ses dengesi var veya çok farklı bir ses dengesi var. Belki de sessiz bir film çekmek daha iyi olabiliyor eğer sesi ayarlayamıyorsan. Yani buna göre belki farklı trikler de çıkarılabilir film içerisinde. Evet evet. Zaten hani mesela benim filmimde Foley dediğimiz olay vardı. Foley. O nedir? Daha sonradan sesin yaratılması. İşte stok seslerle veya işte o an aksiyon. Yani şu at koşarken aynen, şey vardı ya. Aynen. Orijinalde işte. Gerçi bu at koşma değil başka bir şey olsun. O da at içeriyor. Aşağı yukarı. Evet. Abi işte yani hani. Kimler film çekiyor? İşte sanat ayağına götürüyorlar parayı falan. Bu arada arkadaşlar hiç para vermiyorlar onu söyleyeyim. Yani. Ha, evet evet ödül kazan dedi yani. Hala çalışıyor bizde. Hala buradayım yani panik yok. Hala yani. Diyor vapur çok pahalı ya falan. Ya işin özü o yani aslında. Hani görev bilincinde olmak, iş yükünü bölüştürmek, gerçekten istekli olmak, öncesinde kolay şeyler dinlemek, bir anda yükseğe uçmamak. Bu YouTube şeyi için de geçerli. Bizde de var gerçi. Şimdi isim vermeyeceğim. Yukarıdan bizi dinliyorsa eğer kendini biliyordur. YouTube videosunda da var mesela öyle. YouTube videosu çekmeye başlamadan önce deli gibi ekipman dizmek diye bir şey de vardır. Hani yapacağınız emin olmadığınız hiçbir şeye çok para harcamayın. Geçen PewDiePie'in ta ne zamandan videosunu seyrediyordum. Aynı fikirdeymiş PewDiePie'yle. Onun 59 milyon takipçisi var. Benim o kadar yok ama olsun yani. O da mesela şey, ne malum? Tabii canım olmayacağı ne malum. Türkiye 70 milyon nüfus değil ya. Yani 80 milyon olsa 60 milyon olabilir yani. Orada da mesela hani bir şeye girişmeden önce çok deli paralar harcayıp kendinizi böyle bir şeyin içine atmayın. Ateşin içine atmayın yapmayacağınızı bilmediğiniz şeyler için. Bence filmde de şeyde de geçerli bu. Herhangi bir işte de zaten geçerli. Zaten aile aile geçerli. Mesela kamera satın almayın. Net. Yani... Hani DSLR tamam okey ama mesela gidip de bir video kamera falan kesinlikle satın almayın. Yani bir kiralı bak. Bir de şey kısmı sıkıntı mesela film çekmek isteyen, film okumamış ama çekmek isteyen gençlerle alakalı veya işte yaşıtlarımızla alakalı. Şey teknik olarak iyi çalışılması lazım. Bence evet. Yani film okulunu okuyanlar tekniği az çok biliyor ama bence film çekmenin en zor kısmı en basit sahneler. Yani tamam mesela başlangıçta bir açılış sahnesi çekiyorsun tamam mı? Ritmik adam koşuyor falan böyle yani kafanda bir açılış sahnesi var. Bunu yapabiliyorsun ama bence şu kısım hani o kısmı güzel bir şekilde kotarabilirsin belki az çok film seyreden bir insan olarak da şey kısmı daha zor. İki kişi konuşurken mesela geçişi evet. Nereye koyacaksın? Kurgu nerede olacak? Hani iki kişiyi nasıl birlikte çekeceksin? Aslında o kadar basit ama o basitliği garip çektiğin zaman böyle bakıyorsun mesela ulan adam çekmiş. İşte sen de aynı şeyi çekmeye çalışıyorsun ama adamı çektiği normal dururken senin çektiğin bayağı garip duruyor yani. İşte o işte hani daha teknik böyle yerleştirme senin de dediğin gibi işte. Basit sinematografi kuralları aynen, aslında. Sinematografi yani. Kurallarına tabii ama işte dediğim gibi hani çekmek isteyen bir insan zaten onlara... Buna bakar. Evet, yani bir de bununla ilgili yani. Çok sade anlatılmış kaynaklar var. Ben zamanında çekmek isteyen bir genç olarak lisedeyken her genç gibi ben de film çekmek istiyordum tabii ki de. Basit bir sinematografi kitabı okuyordum işte böyle nasıl çekildiği kişilik sahneler. Şu açıdan görmeli, karakterler konuşmalı. Karakterin mesela buradan çekersen ne ifade ediyor? Şuradan çekersen ne ifade ediyor? Hangi karakter daha diğer karaktere göre baskın evet, olduğunu evet. Nasıl hissettirebilirsin? Kamerayı aşağı koyarsan evet. Falan, bir filmde i̇şte, yemek yiyorsa falan. Mesela omuzdan çekeyim mesela, hemen çekelim mesela. Sen şurada dur, hemen şey yapayım. Şu an çekiyoruz. Yalnız en zor şey de budur. Mesela hani benim okuduğum kadarıyla da mesela Hollywood vesaire filan dergilerinde okuduğum zaman da mesela Amorst'tan
hani bir diyaloğu göstermek mesela şu çok yanlış mesela. Değil mi? Yani. Kaçlık var. Gel gel. Öyle biz yani. Böyle çekmeye devam edelim. Çok sanatsal bir şey. Girmeyelim çok fazla. Ya yani çok yüzeysel bir muhabbet tabii ki de bu ama bir gün bizim de şöyle bir şey projemiz var. YouTube üzerinde böyle ufak bir dizi veya ufak bir kısa film değil. Hani mizah öğesi için. Skeç şey değil. Yani skeç gibi. Çok dramatik bir şey değil ama yani güzel çekilmiş bir şey. Yapmak istiyoruz. Zaman yapabilirsek eğer kendimize bir zaman yaratabilirsek bu işi de yapacağız. Artık ne olur bilmiyorum. Ne çıkar ne çıkmaz ortaya bilmiyorum. Benim bir tane fikrim var ama. Eğlenceli bir şey olur yani. Sonuç olarak yaparken eğlenmek önemli. Bu para güdüsüyle yani hani tabii bizim için değil. Biz de gerçi çektiğimiz şeyden para gitmiyoruz ama mesela hani sen diyorsun ya ne öneriyorsun? Para için çekmediğin için bence şeyden hani başarısız olmaktan çekinmemesi lazım insanın. Ya zaten korkmaması lazım yani. Ya bir de şeyi var hani utanç duyma. Ya ben mesela şeyi çok arıyorum. Biz zamanında arkadaşlar beraber çektiğimiz filmler vardı. Evet abi. Ve o kadar komik ki. Hepimiz yani, yapıyorduk. Tabii, çok güzel oluyordu. Çok kötüydü ve başkasını izletsen böyle hani bayağı ağlarsın oturup yani şu an böyle. Ama şey ben kendim denemek için yapıyordum hani. Değişik çekimler deniyordum falan böyle. Hevesim vardı. O zaman YouTube yok. Keşke olsaymış da yükleseymiş bu oraya. Değil mi? Ve yani o kadar şimdi ciddi çektiğimiz zaman şimdi bakınca çok komik gelen o kadar çok şey var ki. Keşke diyorum ki hani bulabilsem tekrar da paylaşsam. Çok ciddi bakmamak lazım. Çok saçma şeyler. Ben bir anımı anlatabilir miyim? Çok kısaca. Şimdi benim biliyorsun müzik grubum vardı. Müzik grubumda böyle daha ilk besteyi yapmıştık. Daha lise 2'de miyim neyim? O zaman da işte Garaj diye bir site vardı. Hala var mı bilmiyorum. Evet. O zaman böyle müziğin harman olduğu yerdi yani. Hani hakikaten böyle demolar konuyordu falan. Abi böyle vokal öyle gaza geldi ki böyle vokal ayaklığını falan fırlattı. Besteyi kaydediyoruz. Beste böyle ya uçuyoruz böyle. Dünyanın en iyi şarkısını yapmış olmalıyız şu an. Ama var ya böyle bir şey yok yani. Bir de böyle tabii şu an anlıyorsun. Adam aslında o sırada gençlerin nefesi kırılmasın diye. Stüdyo sahibi o gençler lan yok. O nefesi yani. Kırılmasın diye haftaya bir daha gelin. Ona da gelir böyle. Biz böyle abi çıktık böyle. Lise 2'deyiz. Çok hırslıyız, çok ateşliyiz. Abi bu besteyi hemen yap. Hatta şu an bulabiliyorsak bir yapımcıya götürmeliyiz. Şey, kapağımda şey var. Kapalı çarşıya, şey kapalı çarşı diyorum. Un kapanı. Un kapanı. Arabeskçi olacak benim. Metal müzik, un kapanı. Hiç hakim değilim ona. Hemen yükledik abi. Şeye, garaja. Ama hani böyle hakikaten böyle hala aktif miler bilmiyorum ama böyle koyduğun an böyle 30 bin yorum geliyor falan yani. Abi daha koyduk, millet indirmiş. Bir de internette yavaş ya, ne küfürler yağıyor ya. Diyor ki, İşte gençler bu ülkenin manava da ihtiyacı var falan. Nam saldık. Tamam böyle. Böyle yıllar sonra iyi bir müzisyen olduğumuzda bile hala o yapıştı. Ulan o siz mi indirin? Puh falan diye böyle. Tamam mı yani? Böyle ama işte bu şey yapmayın abi. Hayal kurmayın. Gerçekçi olun. Yok hayal kurun. Ya ama yani, şey yani hani başarısız olmaktan korkmayın. Ha, o biz mesela çok demoralize olmuştuk da yani nesin ulan sen? Daha ilk besteni kaydediyorsun. Ne yani? Ne yaptın? Beste de yani dünyanın en kötü bestesi. Şimdi dönüp bakınca ulan diyorum ya o ne ya? Bu var mı? Elinde duruyor mu? Keşke. Ah be bir 10 saniye paylaşsaydık şimdi. Abi dünyanın en kötü bestesi ama bulabilsem zaten her gün dinlerim kendimi. Yani. Hani benim Twitter'da o yüzden yazar Ego Kills Talent diye işte yani hiç şey yapmayacaksın abi böyle alçakta duracaksın ama yükseği hedefleyeceksin yani işin özü. Neyse ay bugün böyle bir muhabbet çevirelim dedik filmler üzerine Cem Göksu üzerine adam. Çok teşekkür ederim. Ben özellikle istedim gelsin. Ülkemizdeki bir değeri aslında elimizin altında geçiyor. Dışarıda olsa mesela konuk olarak almak isteriz ama içeride olunca aman ne olursan bir ara alırız. Ödülü alalı bir ay oluyor daha yeni de. Harbiden Cem bir çekelim mi falan dedi. Oğlum işim var diye dedim yani ne bileyim. Cem'le aramayı tutmaya çalışıyorum. Yarın film çıkarsa oynatır biri belki diye. Beni oynatmadı arkadaşlar. Onu söyleyeyim filmde ama Tunca İkinci var. İkinci de. Evet Tunca var. Tunca suratı yok ama sesi var. Evet yani. Sesi var. Sesi var. Ben yokum. Benim sesim de yok arkadaşlar filmde. Hiçbir şeyim yok. Cem'e özellikle dedim ki yardımcı erkek oyuncu rolü var mı? Belki dedim ben de hani ödül alacağım en iyi performansla. Yani koyardık. Ben de oyuncu olur mu? Niye olmasın? Bakış açısı mı değil mi? Hayır abi niye olmasın derken şöyle kamera önüne çok alışıksın ve hani ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Olmak ya da olmamak. Ben hiç dram düşünmemiştim sana. Ha
Ben ama kendimi biraz pencerem... Oyuncularda şey vardır ya, artık komediden çıkmak istiyorum. Öyle bir şey yok abi. Hani komedi de değil de böyle aktif, böyle bayağı hani... aslında komedi de olur da böyle hani şey gibi. Mesela Guy Ritchie filmlerinde seni koy hiç sırtmazsın mesela. Hiç sırtmazsın. Koşarım ben. Doğru. Zaten mevzuda ölürüm falan. Yani, Guy Ritchie filmlerinde garanti bir Türk oluyor. Seni koyabiliyor zaten. Aynen işte, değil mi? Arada garanti bir tane oluyor adam artık. Ne yaşamışsa adam artık bir Türk'le yani. Artık. Ben de anlamadım. Lokum, Türk onun işçiler. Şey mi Türk'tü acaba? Dedesi mi Türk'tü ya? Kayınçosu, ne bileyim ben. Onun bir hikayesi bilmiyorum. Var sanki. İngiltere dönemde Adel'in Osmanlı torunu olduğu ortaya çıkmış diye bir şey vardı bir ara. Dedesinin dedesi Osmanlı zamanında bilmem neymiş. Ay, garip bir hikaye vardı. Olabilir abi. Bilen varsa arkadaşlar bizi aydınlatsın. Neyse bayağı konuşmuşuz ya. Evet, böyle bir muhabbet ettiğimiz bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Film çekenleriniz varsa aranızda veya film çekme sevdaları bilgimizi birbirimizle paylaşalım. Nacizane. Aynen. Herkes buldu çünkü kesin bizim aklımıza gelmeyen milyonlarca yöntem ve yol vardır. Bunları da öneri olarak yorumlarda bekliyoruz sizden ki ben film çekeyim ki bana yardımcı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.